Herkese merhaba arkadaşlar. Bütün dünyada çok önemli gelişmeler oluyor ve bu çok önemli gelişmeleri anlayabilmenin yolu da olaylar arasındaki, olgular arasındaki ve insanlar arasındaki nedensellik meselesini çok iyi anlamaktan geçiyor. Çünkü olaylar birbirinden bağımsız gibi görünen olaylar olsa da tamamen bağlantılı konular. Şimdi bu konuyu daha önce anlatmıştım ama bu konuyu anlayabilmenin temel yolunu şöyle anlatmaya çalışacağım size. Eğer bir yerde İklim değişikliği ile ilgili bir konu geçiyorsa bunun nakitsiz topluma geçiş için bir aşama olduğunu bir yerde nakitsiz toplumla ilgili bir şey geçiyorsa toprak kanunları ile ilgili çok önemli düzenlemelerin olacağını toprak kanunları ile ilgili çok önemli düzenlemeler geçiyorsa ülkelerin Maliye Bakanları ile ilgili çok önemli Maliye Bakanlıkları ile ilgili çok önemli düzenlemelerin olduğu anlamına gelir fakat siz bunları medyada izlerken birbirinden bağımsız haberler gibi izlediğiniz için izlediğimiz için olayların arasındaki bağlantıyı kuramamaya başlarız. Mesela <laughs> sağlıkla ilgili çok önemli bir haber yapıldığında aslında bunun uzaylı saldırısıyla ilgili bir argüman taşıdığı bağlantısını kurma zorunluluğumuz var. Ya da uzaylı bağlantısıyla ilgili bir saldırının bugün Hamas'ın İsrail'e saldırması, İsrail'in Hamas'a saldırmasıyla ilgili bağlantısını kurmak zorundayız. Çünkü iblis aynı anda bütün tuşlara bastı. Yeryüzüne şeytan imparatorluğunu kurmak için. Ve bu yeryüzünde aynı anda basılmış tuşları anlayabilmenin temel yolu da olaylar arasında nedensellik ilkesiyle bağlantı kurmakla mümkün olabilir. Çünkü iblis yeryüzünde şeytan imparatorluğunu kurmak için yine dediğim gibi ilk defa bütün tuşlara aynı anda basmış bulunuyor. Şimdi <laughs> bu olayın bir tarihsel sürecini anlatacağım size. Bakın olaylar nasıl gelişiyor, nedensellik bağlantıları nasıl kurmamız gerekiyor. Şimdi Albert Pike diye bir adam var. Bu adam arkadaşlar masonluğun en önemli üstadlarından bir tanesidir. Hatta bu adam masonlukta 33 derece varken kimsenin bilmediği bir 34. derece yarattığı söylenir bu adamla ilgili. 34. derecedeki masonlukla ilgili de çok başka sırları o 34. masonluğun içerisine yerleştirdiği söylenen bir adamdır bu adam. Ve bu adamın arkadaşlar 1871 yılında yine kendisi gibi mason olan İtalyan mason üstadı Mazzini'ye yazdığı bir mektuptan bahsedilir. Bunu da açığa çıkartan kimdir? Kanadalı, e, Kraliyet Donanmasında istihbarat Subayı olan William James Guy Carr diye bir adam var arkadaşlar. Bu adam 1959'da Bu Dünyanın Prensi İblis diye bir kitap yazıyor. Bakın kitabın ismi çok enteresan. Bu Dünyanın Prensi İblis. Ve bu kitabındaki bu me bir mektup var. Bu mektup 1871 yılında yazılmış olan Albert Pike'a ait olan bir mektup ve bu mektubun arkadaşlar Üç tane dünya savaşıyla ilgili stratejisi var mektubun içerisinde. Bakın işte iblis nasıl e, kendisine inananlara vahiyle e, geleceğe dair işaretler sunuyor. Bunu da aynı zamanda böyle değerlendirmek lazım. Bakın diyor ki arkadaşlar bu adam mektubunda 1871'de. Bizim diyor üç tane dünya savaşı çıkartmamız lazım. Birinci dünya savaşında diyor önce Britanya İmparatorluğu ile Alman İmparatorluğu arasında bir gerginlik körükleyip İyice diyor bir karmaşa yaratmalıyız. Komünizm düzeni iyice inşa edilmeli ve Birinci Dünya Savaşı çıkmalı diyor. Bakın arkasından diyor ki arkadaşlar sonra İkinci Dünya Savaşı'nı çıkartmalıyız. Kaldı ki Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra uluslar topluluğu kuruluyor. Yani güya yeniden savaşlar çıkmasın diye amaçlarını ortaya koyabilmek için. Sonra diyor ki arkadaşlar bakın çok enteresan. <laughs> Ardından İkinci Dünya Savaşı'nı başlatmalıyız. Bu diyor faşistler ve siyonistler arasındaki bir gerginlik olmalı. Bunun amacı ve isimleri Nazi olan faşistler savaşın sonunda yok edilmeli. Ya bakar mısınız? Yani bu adam ta 1871 yılından 1. Dünya Savaşı'na, 2. Dünya Savaşı'na değiniyor ve 2. Dünya Savaşı'nı Nazilerle Siyonistler arasındaki bir karmaşa üzerine oturtulması gerektiğini ifade ediyor ve bakın daha enteresan. Komünizm mutlaka Hristiyanlığı dengeleyecek bir güce ulaştırılmalı diyor. Daha enteresan arkadaşlar. Bakın Sonra diyor ki 3. Dünya Savaşı'nı çıkartmalıyız. Kaldı ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da arkadaşlar Birleşmiş Milletler kuruluyor. Ve Birleşmiş Milletler bugün bütün ülkelerin üzerinde adeta gölge bir hükümet hüviyetindedir. Fakat Birleşmiş Milletler'le de şu an tam olarak global tiranlık devletini kuramadıkları için ama kurmayla ilgili hemen hemen bütün adımlar attıkları için bir üçüncü Dünya Savaşı'nı bu adamlar ta ne zamandan planlamışlar. Bakın diyor ki 3. Dünya Savaşı'nı çıkartmalıyız ve diyor ki nasıl çıkartmalıyız? İslam dünyasının liderleri ile Siyonistler arasında ajanlarımız vasıtasıyla ayrı düştükleri konular üzerinden gerginlik çıkarmalıyız ve bu savaş Müslüman Arap dünyası ile İsrail devletinin birbirlerini yok edecekleri şekilde dizayn edilmeli. Bugün bakar mısınız Hamas'ın İsrail'e saldırmasının İsrail'in bir mağduriyet üzerinden Hamas'a saldırmasının işte dediğim gibi bütün olayların nedensellik bağlantısı çerçevesini ele aldığımızda Albert Pike'ın mektubuna da baktığımızda global çok büyük bir tiranlık sisteminin adeta kader defterinin iblis tarafından yazıldığını görüyoruz arkadaşlar. Çok tuhaf gelebilir, rasyonel gelmeyebilir, e, subjektif bir yorum gibi gelebilir ama bütün bu olayların arkasındaki güç evet elit ailelerdir, küresel güçlerdir fakat onun arkasındaki tek güç iblis ve ekibidir ve iblis ve ekibi şu anda Dünyada insan ırkını yok etmek için 3. Dünya Savaşı'nın planlarını, bakın hangi metodolojiye oturtacağını bile söylemiş arkadaşlar. Diyor ki Müslüman Arap dünyası ile İsrail arasında ajanlarımız tarafından çıkarılacak bir sistematik savaş. Ve diyor ki daha sonra nihilist kitlelerin ve önlerini açmalıyız ve müthiş bir sosyal çöküş provoke etmeliyiz. Ve diyor diğer ülkelerde ekonomik, kültürel ve sosyal olarak bu savaşa müdahale edemeyecek hale getirilmeli. Sosyal çöküntü ve sosyal ekonomik çöküntü olmalı diyor. Zaten bunu planlamışlar. Şimdi bakar mısınız nihilist bir felsefe. Nihilist felsefe hiçbir amacı olmadan tamamen terör faaliyeti ortaya koymaya yarayan felsefik görüştür. İşte bunun karşısına bütün insanlığın oturtması gereken bambaşka görüşler var. O görüşleri daha sonra anlatacağım size. Bakın bir de meselenin bir başka yönü var. Şimdi 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasının nedeni de çıkartmak istemelerinin nedeni de ne? Dünya ordusu kurmalıyız ki 3. Dünya Savaşı çıktıktan sonra eğer bir dünya ordusu kurulursa böylelikle ne olur? Bir daha dünya savaşı çıkmaz. Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurmaların amacı da milletler kendi arasında ticaret yaparlarsa savaşmazlar mantığı idi. Ama 3. Dünya Savaşı'nda global bir orduyla karşı çıkan herkesi ezecek tam bir global tiranlığa dönecek narsist bir yaklaşımı ortaya koymak istiyorlar. Yani dünya ordusu, dünya parası ve dünya devletinin adımlarını için bu kaçınılmaz son. Bu David Rockefeller diye bir adam var. 1994 yılında diyor ki küresel dünya hükümetini kurmak için çok yakınız ama tek gerekli olan şey küresel bir felaket diyor. Bu adamlar bu işi kafaya takmış durumdalar. Kafaya takmalarının nedeni de iblisin yeryüzünde şeytan imparatorluğunu kurmayla ilgili stratejisi amacı. Şimdi yine Siyonist diye hizmet eden arkadaşlar bir adam var. Doktor e, Richard Day diye bir adam var. Bu adam 1969 yılında bir konuşma yapıyor. Konuşması kapalı devre bir konuşma. Fakat bir doktor Lawrence Dunagan diye bir adam var. Bu adam bazı notlar alıp bu konuşmayı deşifre ediyor. ifşa ediyor. Ve bu adamın konuşmalarında bakın neler var. Diyor ki e, bizim diyor gelecekte insanların seyahatlerini kısıtlamamız lazım. İnsanlar seyahat etmek için izin almak durumunda kalmalılar. Her bir bireyin bir kimliği olmalı. Böylelikle kimlik kaybı diye bir şey olmamalı ve biz bütün insanları takip etmeliyiz. Tek kart sistemine geçmeliyiz. İnsanları takip etmeliyiz. Derilerine implant çip takmalıyız ve her yerde onları takip etmeliyiz. Ve diyor ki bütün sahte olasılıkların önüne geçmeliyiz. Yani şunu diyor. İnsanları adım adım bir fare gibi, kobay deneyi faresi gibi kullanacağız. İnsanları çipliyeceğiz. İnsanların bütün özgürlük alanlarını ellerinden alacağız diyor bu adam bu konuşmada. Ve diyor ki, bugünün büyük dinleri gelecek değişikliklerle uyumlu olmadığı için değiştirilmelidir. Eski dinler gitmek zorunda kalacak. Özellikle de Hristiyanlık. İşte bakın adamların stratejileri öyle 3 senelik, 5 senelik, 10 senelik bir strateji değil. Artık 2030 ajandası eskimiş bir ajandadır. Evet, 2030'da ilgili bir ajandadan bahsediyoruz. Bir sürü insan bahsediyor. Ama bu adamlar 100 yıllık, 200 yıllık planlar yapıyorlar. İşte... Bakın birinci Siyonist kongresine bakın. E, Theodor Hess 50 yıl önce biz diyor İsrail devletini kuracağız diyor ve gerçekten 1948 yılında İsrail devletini kuruyorlar. Dolayısıyla bu adamlara vahiy eden, bu adamlara bilgi veren, bu adamları geleceği hazırlayan, bu adamlara bir kader defteri çizen, büyük bir iblis imparatorluğunu kurmak isteyen bir şeytan güç var, bir iblis var. Olaylara vakıf, sadece insanlara vesvese veren, sadece insanlara günah sevk eden bir iblisten artık o bakış açısından tamamen çıkmamız lazım. Ete kemiğe bürünmüş, varlığı olan, dünyadaki insanları köleleştirmek isteyen, egemenlik altına almak isteyen ve bununla da yetinmeyerek Sirius'a darbe yapmaya çalışan büyük bir şeytan imparatorluğundan ve yapılanmasından bahsediyoruz. Bunun karşısına çıkarılması gereken en büyük şey halk hareketidir. Bu halk hareketinin tanımı nedir biliyor musunuz? Böyle sokağa çıkıp yürümek değildir. Halk hareketi mevcut sorunlara klasik yöntemlerin dışında ve mevcut politik anlayışların dışında çözümler üreten ve bununla ilgili ortaya yeni yeni stratejiler ortaya koyan felsefenin ismidir arkadaşlar. O yüzden bütün insandan farkındalıkla büyük bir kölelik sistemine doğru gittiğinin farkındalığıyla halk hareketleri, halk düşünce sistemleri, halk eylem planları ortaya koyma zorunluluğu var. Bunun detaylarını, stratejilerini ve nasıl olması gerektiğiyle ilgili planları da daha sonraki videolarda anlatmaya devam edeceğim. Bugün bu konu nedensellik ilkesinde olaylara bağlantı kurarak bakmamız gerekliliğinin ve şeytanın bütün tuşları aynı anda bastığı zaman diliminin içerisine girdiğimizi anlatmak için çekilmiş bir videodur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.